Merhaba Webtekno takipçileri. Bugün Webtekno'nun mutfağına giriyoruz ve sizlerle birlikte Xiaomi'nin su tasarrufu yapmanızı sağlayacak cihazını inceliyoruz. Bu cihazı şöyle özetleyebiliriz arkadaşlar. AVM'lerde musluklar var, elimizi altına sokunca çalışan. Bu alet de bizim evdeki musluklarımızı o hale getirmeye çalışıyor. Şimdi gelin bir deneyelim bakalım başarılı olabilecek mi? Öncelikle bir kutusunu açalım arkadaşlar. Ben zaten açmıştım tabii ki de denemek için daha önce kutusunu. Şimdi bir daha açıyormuş gibi yapıyoruz. İçinde böyle bir sürü parça geliyor. Şimdi anlatacağım hepsinin ne olduğunu. Burada filtreler var. Tam adını biliyorsunuzdur arkadaşlar. Biz filtre diyoruz şimdilik. Burada böyle bir alet var. Bunun da ne işe yaradığını anlatacağım. Şimdi mantık şu arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi M22, M20 bir sürü farklı uçlar var. Sizin musluğunuza uygun olanı alıp takmanız lazım. Aletin de kendisi ahan da burada arkadaşlar. Burada sensör var, altında sensör var, yanında sensör var. Elinizi getirdiğiniz zaman zaten tık diye ses duyuluyor. Şimdi bakın. Tık, su akmaya başlıyor. Yana getirelim. Tık, su akmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi aletin çalışma mantığı bu. Musluğumuza uygun olan, ben daha önce süzgecini koymuştum, M22 olan modeli arkadaşlar. Bu musluğa bir de uyuyorsa bu biraz enteresan bir musluk. Bütün musluklara uyar mutfaklardaki. Şu musluğun şurasındaki conta mı hocam bu? Bu çıkmıyor yalnız. Çıkmıyorsa şu aleti kullanıp çıkartabiliyormuşuz. Şunu şöyle sokalım, çevirelim. Evet, çevrilmiyor. Bu aleti kullanamıyormuşuz. Hah, çıkarttık. Musluğumuzdan bunu söküyoruz arkadaşlar. Daha sonra bunu alıyoruz. Şurada bakın şöyle bir ucu var. Bunu buraya oturtmamız lazım. Bunu oturtmak çok zor bu arada. Bunu daha sonra buraya takıyoruz ama bu aşama çok zor. Ben bunu beceremiyorum çok fazla. Şöyle bir yatayım. Olmadı. Deneme 1, deneme 2 de yaptım valla. Ben bununla sabah 5 saat uğraşmıştım. Önce sızıntı var mı bir test edelim. Allah. Çok az var. Biraz sıkmak lazım bunu. Şöyle tutalım bakın. Şurada tutma uçları var. Açtık geriye Allah'ım ya Rabbim ya. Deneme 865. Tamam yeter. Yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Şimdi normalde şurada da şu var ya. Bunu tutup buraya doğru ittiriyoruz ve olay tamamlanmış oluyor. Şimdi burada belki gözükmez tam diye şunu da göstereyim dedim. Bunu böyle alıyoruz. Musluk tarafı burada. Sensörler burada. Bunu buraya taktırıyoruz. Dadadadın. Şimdi taktık. Sistem hazır diye umuyorum arkadaşlar. Sabah olmuştur. Şimdi olmazsa ayıp eder. Musluğu açıyorum. Sakin oğlum. İlk suyunu attı. Bir dakika. Ama bizi güzel contalayamadığınız için bak buradan akıtıyor. Elimi yanaştırıyorum. Elimi çektim. Bir daha yanaştırıyorum, kapanıyor. Yan tarafı böyle arkadaşlar, yan tarafta. Alt taraftaki sensör de elimi getirdim, aktı. Aktı, çektim, durdu. Burası böyle hep akıyor. Mis gibi, çiçek nasıl gibi oldu. Gibi yalnız şuradan biraz su akıyor. Şimdi birazcık daha bir sıkalım bakalım. Bir dakika. Aldı lan. Hala akıyor. Lan bir dur. Kesildi işte, usta dediğim böyle. Usta. Evet, aletin çalışma mantığını da az önce gösterdim. Bir daha göstereyim mi? Şimdi yandan mı sabunlayayım, alttan mı sabunlayayım? Sabah kalktın, musluğu aç. Bak şimdi. Bozuldu mu lan? Galiba bozdum aleti. Biraz fazla mı bastırdık acaba? Tamam. Ama benim güvenim biraz yok fazla döndürmüşüm ben o yüzden. Ama bu hala sızdırıyor. Sakin ol şampiyon. Bence biraz daha sıkmamız lazım aşağıda. Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu ürünün galiba sorununu bulduk. Şurada ufak bir çatlağı var bağlantı noktasında. Galiba suyu buradan akıtıyor. Bunu biz mi çatlattık? Çatlak mı geldi? Şimdi kimseyi suçlamaya gerek yok durduk yere. Ama o çatlak olmasa muhtemelen herhangi bir akıntı olmayacak. Siz diyelim ki aldığınız elinize takıyorsunuz. Dikkat edin birazcık. Oradaki plastik parça biraz çatlamaya müsait gibi. Bir daha bir takalım. Tamam ya olduğu kadar. Damlatıyor yine. Sonuna kadar sıktım daha da akarsa demek ki sorun bizde değil. Sonuna kadar sıktım artık demek ki oradaki çatlaktan dolayı bir sıkıntı var. Neyse bir sıkıntı yokmuş gibi anlatmaya devam edeyim arkadaşlar. Yan taraftan elinizi yaklaştırdığınız zaman 5 cm yakında algılıyor arkadaşlar. Dediğim gibi yan taraf bir kere yaklaştırıyorsunuz. Sürekli akıyor. Bir kez daha yaklaştırdığınız zaman elinize akmayı bırakıyor. Alt tarafta da siz eliniz altta durduğu müddetçe akıyor. O da 10 santim. Şöyle 10 santim altına yaklaştırdım. Şunu birazcık kısıkta tutalım şöyle. 10 santim altına yaklaştırdınız. Elinizi çektiniz. Ve gördüğünüz gibi kapanıyor arkadaşlar. Yan taraf böyle. Alt tarafta böyle.
Son olarak da ürünle ilgili şunu söyleyeyim. Ürün şarjlı arkadaşlar. Şarj etmeniz gerekiyor. Bir pili var tabii ki de içinde. Miliamper olarak değerini bulamadım. Ancak biz bayağıdır ofiste böyle takılıyoruz bununla. Oynuyoruz. Sürekli sensörünü falan çalıştırıyoruz. Muhtemelen şarjı çok uzun süre gidiyordur. Şarj etmek için de şu yan tarafta bir adet USB var. Bu kapağı açıyoruz. Buradan şarj edebiliyoruz. Zaten bunun çıkması çok kolay. Az önce 500 defa çıkarttım gördüğünüz gibi. Şarj ettiğiniz zaman uzun süre boyunca kullanabilirsiniz. Şarj etmek istiyorsanız da buradan USB'den şarj etmeniz gerekiyor. Son sözümüzde söylediğime göre arkadaşlar artık videonun sonuna gelebiliriz. Ürünün esas amacı size su tasarrufu yaptırmak. Hakikaten de su tasarrufu yaptırdığını düşündüğüm bir cihaz. Tabii ki de eğer böyle akma yapmazsa, akma yapınca zaten hiçbir amacı kalmıyor. Onu söyleyelim. Onun dışında eve alınıp takılır mı? Bence takılır arkadaşlar. Kötü bir ürün değil. 189 lira, 190 lira gibi bir fiyatı var. Evinizde rahatlıkla mutfakta, banyoda vesaire kullanabileceğiniz bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bu arada benim söylediğim fiyat indirim dönemine denk gelen. Bildiğiniz gibi Kasım ayında her tarafta indirimler oluyor. Bu fiyat şu an geçerli arkadaşlar. Bir ay sonra belki fiyat artabilir, düşebilir. O konuda da bir şey söylemeyelim sizlere diyerek videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Xiaomi'nin su tasarrufu sağlayan akıllı musluk başlığını inceledik. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa ya da evinde kullanan bir arkadaş varsa bunu aşağıya yazsın. Abi sızdırmıyor bendeki vesaire gibi. Yorumlarını mutlaka bekliyoruz. Ayrıca hemen şurada bir beğen butonumuz var arkadaşlar. Ona basarak da videomuzu beğenebilirsiniz. Başka bir web teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.